Güvercinlikte orman vasfını yitirmiş, yani 2B olarak nitelendirilen arazilerle ilgili mağdur olduklarını öne süren bir grup, Güvercinlikte basın açıklaması yaptı. Güvercinlik muhtar azası Akın Özder, Güvercinlik Köyü 2B'ye mağdurları adı altında bir basın açıklaması okudu. Özler okuduğu basın açıklamasında bugün burada ülkemizin çözüm bekleyen çok önemli sorunu olan 2B yani orman vasfını yitirmiş arazilerin hak sahiplerine satışı meselesini konuşmak ve bu haksızlığa karşı tepkimizi göstermek, güvercinlik meydanında yetkilileri uyarmak için toplanmış bulunuyoruz dedi. Özler açıklamasında şunları kaydetti. Bu yasa çıkarılırken hak sahiplerine haklarını teslim etmek olan asıl amaç unutularak adeta fırsatı ganimet bilerek buradan büyük bir kaynak elde etme beklentisi pek çok yerde olduğu gibi özellikle Güvercinlik Köyü'ndeki hak sahiplerini de mağdur ve tedirgin etmiştir. Belirlenen ve internet üzerinden açıklanan fahiş rahiş bedeller nedeniyle yasa amacından sapmış, adeta bir işkence yasası haline gelmiştir. Hak sahiplerine dayatılan bu bedeller asla kabul edilemez ve büyük bir haksızlıktır. Hem hak sahibi diyeceksin, hem de gerçekle alakası olmayan fahiş fiyat isteyeceksin. İşgalci muamelesi yapacaksın. Bu ikiyüzlü tavır asla kabul edilemez. Maliye Bakanlığı'nın bu yasa çerçevesinde 2B satışlarından ilk aşamada 9 milyar beklediklerini, toplamda 14 milyar lira kaynak elde edeceklerini açıklaması ile hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapan yerel teşkilatlarda rayiç bedel tespitlerinde ne yazık ki olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Buradan sesleniyoruz. Sizin kaynak ve para beklediğiniz insanlar dedelerinden kalan 300-500 metrekare zeytin arazileri üzerinde 2 yılda bir ürün alarak ziraatçılık yapan, denizden tuttuğu balığı satarak evine ekmek götüren, bölgesel işsizlik ve ekonomik sorunlar içerisinde ezilen ve asgari şartlarda geçim mücadelesi veren insanlardır. Kusura bakmayın ama bu halkın talep ettiğiniz bu bedelleri ödeme gücü yoktur. 2B mağduru Cevriye Yaysa, balık bazen çıkıyor bazen çıkmıyor diyerek şunları söyledi. Balık çıkıyor balık bazen çıkmıyor. Ben o 2 kilo balından 600-700 milyar parayı nereden mutlu ödeyeceğim? Yani başbakana söylüyorum yani. Ödeyemeyiz. Bu para ödenir mi? 2 kilo balından ödenir mi bu para? Ben bu yaş 57 yaşındayım. 57 senedir duranlarla kalıp bir ev yaptım. Nergiz Genes ise eşinin güvercinlikte 10 sene muhtarlık yaptığını anlatarak şunları söyledi. Bu vatandaşların bu evleri, bu yerlerde ne kadar uğraştıklarını çok iyi bilen bir kişiyim. Sayın Başbakanım, mağdur etmeyeceğim hiçbir vatandaşımı diyor ya, aynı sözünü tutmasını istiyorum. Benim yerim yok, ben bu vatandaşlara çok üzüldüğüm için gece uykularımı uyuyamıyorum. Çok mağdur olanlar var. Başbakandan üvey evlat muamelesi istemiyor güvercinlik. Teşekkür ederim. Mağdurlardan emekli öğretmen Nizamettin Gül şöyle konuştu. 2B'lerden gelen satıştan yani satıştan dolayı 74.065 adet satılmış. Adet yani. Bunun içinde tabii 10 dönüm de olabilir, 200 metre kadar var, 5 dönüm de olabilir. Toplam aldıkları para 209.586.000 lira. Şimdi ben şu şeye bölüyorum, o paraya bölüyorum. Aşağı yukarı 2,5 falan düşmüyor. 2,5 lira. Belki 500 liraya geliyor şimdiki paramızla. Bizim mevcut olan en şey 40 katı olur. 40 katı. Anladın mı yani? Yani öyle ben 90 bin lira ödemem lazım. Benim hemen 40 katı. Bir şey gelmiş var onun 40 katı. Bizim burada gerçekten bu halkın ödeyecek gücü yoktur. Çünkü genelde buraya gelenler işçi kesimi, memur kesimi, emekli kesimi, tamam mı? Yıllardan beri çalışıyor, zorla bir ev yapmışlar. Ve bu evi yaptıktan çok şeyler çıktık. Cezalar yedik, coplandık, evden çıkarıldık, hayatımız kesildi, evlerimiz yıkıldı. Biz bu hizmetleri ödedik gelip buraya. Ama ne yazık ki Sayın Maliye Bakanımız ne demiş zamanda? Biz demiş para için yapmıyoruz bu. Ne yazık ki para için yapmıyoruz. Başka şey yok yani. Gözün gördüğü iki boyut, beynin gönderdiği komutla üç boyutu gören ey insan beyni. Lütfen güvercinlik olayında gördüğünü değil, beyninin algıladığını ortaya koy. 50-60 yıldır bu toprakların kahrını çeken bu arazi sahiplerinin yarın bu arazilerden neler kazanacağını düşünerek değil, kendini bu insanların yerine koyarak biraz empati yap.